Eski YouTube deyince aklınıza ne mi geliyor anlamı? Bu ne? Enes Batur'un eğlenceli olduğu zamanlar, Minecraft, Hunger Games, dublajlı animasyonlar falan filan. Ve 2018 dönemlerinde ise çok ünlü olan bir trend vardı. Ne hissettirir? Eminim ki ne hissettirir videosu bir kere olsa bile izlemişsinizdir ve onun efsane kanallar X-Relan, Kaplan Bey, Pixel Bey falan filan. Evet ve bugün sizlerle birlikte bu kanalların hikayesini anlatacağım. Evet, bu videoda olan çoğu kişi zaten kanalını bırakmış. Yani bakacaksınız, bırakmış olduğunu görürsünüz. Ya da artık ne hissettirir çekmiyordur. Evet, ilk önce intro diyeceğim ama bu videoya ne kadar Bay Joker koymak istesem de kanalını şu an bulmak imkansız. Ama ben size direkt söyleyeyim, Bay Joker kanalını sattı. Her neyse, ilk önce intro. Bu arada diğer videoda kodu bulamayanlar için hala şans tanıyorum. Eğer ki bulursanız yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer videolarda %100 sizi koyarım ama şimdi değil. Lan yine mi aynı şey oldu? Her neyse biz gerçek intro'ya geçek. Selam, ben humorist. X-Relan kanalı 30 Aralık 2019 tarihinde açılmıştır. Evet, maalesef tüm videolarını sildi ama büyük ihtimalle onu tanıdığınız videoları vardır. Ve direkt söylesem hatırlayacağınız, aa ben bunu izliyordum diye. Brawl Stars'ta dünya birincisi olmak der misiniz? Yoksa canlı derste mikrofonu açık unutmak mı dersiniz? Evet, burada aslında X-Relan'ın verisi az ama hala bir videosu var. O da kanalının neden bıraktığı videosu. İlk önce kanalının bırakmasının sebebi ve yeni kanal açmasının sebebi ne hissettirir içeriğinin 2022'de ölmesiydi. Gerçekten o zamanlar ne hissettirir videoları izlenmiyordu. Eskiler eskide kaldı. Videoyu attığı tarih. Yani 27 Ağustos 2022 gününden 3 hafta önce Süper Kazma Minecraft videosunu yayınladı. O videoda ne hissettirdi? Ama video sadece 20.000 izlendi. Bu acayip berbat bir sonuç. Çünkü kanalın 89.000 abonesi var. Belki de kanalını bırakmadan önce daha fazlaydı. Zaten ne hissettir öldüğü için de değil. Abimiz ne hissettir yaptığında sıkılıyor. Ne hissettir yapmak onun için artık bir eğlence değil. Yani gerçekten bir şey çok yaparsan sıkılırsın. Zaten emeğini de almıyorsun. Aynı benim gibi. Fark ettiyseniz Paranormal Müzik Ekibi'nin hakkında video yaptım ve 20 izlendi. Floppa serisi yaptım. 17 izlendi. O videoyu yapmak yarım saatten belki daha uzun sürüyordur. Ama sonuç 20 izlenme. Hatta ben de kanalımı kapatmayı düşünüyordum. Hatta videoyu yayınladım ama sildim. Devam edeceğim. Çünkü artık yeni bir kanal açmak da daha zor. Yeni kanal açıp gelişmek daha zor. Ondan dolayı bu ölü kanalı canlandırmaya çalışıyorum. Tabi sonra ise Roblox videoları paylaşacağı yeni X-Relan kanalını açıyor ama onda da 2 video paylaştıktan sonra direkt bırakıyor. Onun nedeni ise bilinmiyor. Kaplan Bey kanalını 2 Ağustos 2018'de açmıştır. Ve bu listedeki belki de en az sevdiğim kişi, en nefret ettiğim kişi bu. Evet, neden mi? İlk önce içerikleri çalıyor. Aslında tüm ne hissettir kanalları çalıyordur ama bunu çaldığı çok bariz. Her neyse, biz hikayenin devamında bu olayları anlatacağım. İlk videosunun kanalı açtıktan çok sonra, yani 2019'un
17 Eylül'ünde yayınlamıştır. Bu videoda nasıl ne hissettirir videosu yapılacağını anlatıyordu. Ondan 5 gün sonra ise ilk ne hissettirir videosu olan PS4 almak ne hissettirir adındaki videoyu yayınladı. Sonra ise şu an 136.000 izlenmede olan GTA 6'yı indirirken %99.99'da kalması ne hissettirir adında bir video yayınladı. Video güzel olabilir ama bu sadece buzdağının görünen kısmı. Aslında Kaplan Bey diğer kanallara göre daha ilgi çekici videolar hazırlıyordu. E-okulu eklemek, bilgisayarının kırılması, siren kafanın gerçek olması ve tabii ki de en popüler ve benim de izlediğim ve Kaplan Bey'in en sevdiğim videosu olan artı 18 şeyler izlerken yakalanmak videosunu yayınladı. Evet, gerçekten bu video acayip doğruydu. Hızlı ve öfkeli izlerken yanımda annemin olması kötü bir duyguydu bence. Ve sonra ise artı 18 şeyler izleme videosundan sonra en çok sevdiğim video ise ve kanalın ikinci popüler videosu olan Minecraft'ı iyi yapsaydı videosunu yayınladı. Bence de doğru. Hatta ben de bu kanalı en başta açtığımda da onun Roblox halini yapmıştım. Tabii ne hissettirir olarak değil. Kaplan Bey 2020'nin 12 Ağustos'unda tamına 50.000 abone oldu ve soru cevap yayınladı. Tabii o sıralarda Brawl Stars ünlü olduğu için Brawl Stars hakkında ne hissettirir içerikleri yayınlıyordu. Tabii hem ne hissettirir hem de Brawl Stars ikisi de o zamanlar çok ünlü, sana bir sürü izlenme. Ayrıca bunu Kaplan Bey galiba yakın bir arkadaşının söylediğine göre para için yapıyormuş. Ayrıca kanıtı da var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kaplan Bey 12 Şubat 2021'de attı. Videodan sonra uzun süre video yayınlamadı. Ta ki 1 Ağustos 2023'e kadar sürdü. Ve kanalı 1 Aralık 2023 tarihinde ise son buldu. Nedenlerine geleceksek ise ve nedeni ise yine ne hissettirir içeriğinin ölmesiydi. Çünkü bazı insanlar öldürmüştü. Zaten ne hissettirir yabancılardan gelen bir içerikti. Ve yine biz de yabancılardan çalıyorduk. Kaplan Bey'in topluluklarına baktığımda ise çoğunlukla diğer ne hissettirir kanallarını toplulukta paylaşıyordu. Mesela örnek vereyim. Juguli Team. Tüm ne hissettirir kanallarını koymuş, yanına bir tane Henry Stickman karakteri koymuş. Ya da ne hissettirir hakkında bir oyun yapacağını söylüyor ama oyunu asla ortalıkta yok. Evet, şu an sitesine girmeye çalışıyorum ama olmuyor. Her neyse, sıradaki ne hissettirir kanalına geçelim. Pixel Bey belki de bu listedeki en iyi kanallardan biri. Pixel Bey kanalı 9 Nisan 2017'de açılmıştır. Yani bu videodaki en eski kanallardan biri. Ama ilk videosunu 2018'in 17 Ocağı'nda yayınlar. Pixel Bey'in ilk videoları günlük hayatta her zaman olan şekildeydi. Takdir belgesini almak ne hissettirir? Adam öldürmek ne hissettirir? Her gün yaptım. Her neyse. Adam öldürmek videosu demişken o video ise şu an 383.000 izlenmedeydi. Sonra ise bir mini seriye başladı. Evlatlık olduğunu anlamak ne hissettirir? Bu serinin ilk bölümü tamına 526.000 izlenmede. İkinci bölümü ise 388.000. Pixel Bey'in de tüm videoları aynı Kaplan Bey gibi 100.000 civarında izlenmeleri var. Ta ki 2018'in 22 Mart'ına gelene kadar. Hayır, izlenmeler düşmüyor. Babanın GTA 5'i silmesi ne hissettirir videosu şu an 1 milyona çok yakın. Tam 980.000 izlenmede. Her neyse, biz tüm videolarını konuşursak video çok uzun olur. Çünkü bu kanalın tam 86 videosu var. Ama hepsi zaten 5 yıl önce falan. Yani öyle düşünürsek video uzun sürer. Ama biz en çok izlenen videolardan bahsedecek olacaksak 2018'in 5 Nisan'daki yayınlanan
GTA 5 indirirken %99'da kalma videosu da kanalın en çok izlenen videosu. Tam tamına 1 milyon 200 mi? Sanki biz bunun az önce GTA 6'sından bahsetmiştik ama her neyse, siz zaten olayı biliyorsunuz. Son videosunu ise 5 Ocak 2021 tarihinde attı. Kanalla neden video gelmediğini soracak olacaksınız ise, kanalın aslında hakkında kısmına girince kanalın Vietnamlı olduğunu görüyoruz. Yani iki seçenek var: ya kanal çalındı ya da satıldı. Bence satıldı, ama satıldıysa neden video atılmıyor? Her neyse. Dördüncü ve son Nesletir kanalına geçelim. Herhalde Pixel Bey neden bu videodaki en eski kanal demediğimi anlayacaksınız. MTGK Meraklı TV. Kanal 26 Aralık 2016'da açılmıştır. Ama ilk videosu GTA 5'i %99'da kalması ne hissettirir? Evet, bunu büyük ihtimalle videoda 3. söyleyişim, ama her neyse. Bu videoyu 2018'in 24 Temmuz'unda yayınlamıştır. Şu an en çok popüler olan videolarından biri, ilk videolarından biri olan öğretmenin oyuncu olma videosu ise şu an 186 bin izlenmede. Ve ayrıca MTGK Meraklı TV abimizin 2019'un 19 Kasım'ında kanalını kapatma ihtimali bile vardı. Nedeni ise Koppa adlı bir şey. Koppa ne diye soruyorsanız, videonuzun izleyici kitlesi 13 yaş ve 6 ise büyük ihtimalle kanalınızdaki çoğu şey kapanacak. Topluluklar kapanacak, video bitiş kısmı olmayacak. Onun gibi şeyler. Ama sondan yırtıyor ve 2019 1 Aralık'ta video atmaya devam ediyor. Ve Meraklı TV 1 Aralık'ın 2020'sinde bir oyun çıkardı. Emily'nin Ormanı. Ve bu Kaplan Bey gibi sadece afişli bir oyun değildi. Fragmanı vardı. Sitesi hala çalışıyordu. Ve Meraklı TV 2021'in 26 Şubat'ında Türkiye'de bir ilke gerçekleşti. Ne hissettirir? Seslendirmeli olsaydı. Özgün bir içerik. Normalde ben bu videoyu çok çok önceden yapacaktım ve o zamanlar MTGK, yani Meraklı TV, uzun süre video atmıyordu. Ondan dolayı onu bu listeye ekleyecektim. Ama sonra ise bu videoyu tekrar yapacağımda onun tekrar video atmaya başladığını gördüm. Ama bir şey var ki, artık nesittir çekmiyordu ve kanalındaki soru cevap videosuna baktım. Ve kendisi tam 4 hafta önce Jigman Tanjur adlı oyunu yayınladı bilgisayarda. Belki bu nesittir kanallarıyla bir minik röportaj gelir. Ama belli olmaz, ulaşabilirsin. Her neyse, görüşmek üzere.